Timur filsiz gelseydi Beyazıt alır mıydı <laughs> Sanmıyorum. Sanmıyorum sevgili Gelibolu. Allah Allah. Ha. Hamza Kayar hocanın e, bu konulardaki çalışmalarını da inceleyiniz diyor Make Bakayım, bakayım. Pop değil ya, folk rock dinlettim. Evet, çok severim. Şimdi, e, Yıldırım Beyazın kişiliğine dair, e, şahsiyetine dair epeyce kaynak var. Şimdi, diyor ki Feridun Hocanın makalesinde, daima onun yanında bulunmuş Sadık Müttefiki, Sırp despotu Stefan Lazareviç. Bu adı unutmayın. Bu adamın hatıratı varmış bir tane tamam mı? 1431'de kaleme alınmış bu hatırat. O dönemde usul şu. Böyle adamlar, yönetici adamlar kendi hatıratlarını başkasına yazdırıyorlar. Yani onlar anlatıyorlar, başkaları da yazıyor. Bu çok genel bir şeydir. Bir sürü şövalyelik metni falan da böyledir. Şövalyenin hayatını anlatan bir metin hatıratı diye geçer. Bakarsın o kendisi yazmamıştır. Onun çok yakın bir yardımcısı vardır. O yazmıştır. Çünkü niye? Çünkü yazmak, yazabilmek başka bir şey. Eğitim gerektirir, şey gerektirir. Bugün olduğu gibi yani. 1431'de kaleme alınmış bir hatırat. Sırp despotu Stefan Lazarevic'in hatıratı. Burada Yıldırım Beyazıt'ın övüldüğü dikkat çeker diyor. Şöyle bahsetmiş. Ulu hükümdar Beyazıt'ın doğrulukta üstüne yoktu. Bu doğruluk Asla yapmacık değildi. Stefan'ı bir babanın çok değer verdiği oğluna gösterdiği gerçek ve samimi bir sevgiyle kabul ediyordu. Şimdi eserin yazarı olan Konstantin diyor, Yıldırım Beyazıt'ın yatıştırılamaz öfkesini diğer kaynaklardaki gibi açık şekilde belirtir. Fakat bu öfke halinin çok çabuk merhamete ve sevgiye dönüşmekte olduğunu da ifade eder. Yani rahmetli diğer kaynaklarda da aynı bu şekilde bahsediliyor Yıldırım'da. Çok çabuk parlayan, çok çabuk da sönen bir adammış. Biraz Trabzonlu gibi yani aslında tamam mı? <laughs> Biraz yani Yıldırım Beyazıt'ın şahsiyetine dair e, metinleri okurken bu fikre kapılıyorsunuz. Trabzonlu mu bu adam ya diyorsunuz. Çok çabuk parlıyor, çok çabuk e, sönüyor. Lazareviç'e bir oğul gibi sık sık nasihat verdiğini yazmış bu Konstantin. Ona tatlı sözlerle hitap ettiğini yazmış. Lazareviç Beyazıt'ın kendisine şunları söylediğini nakleder. Yıldırım Beyazıt'ı hayal edin onun ağzından bu cümlelerin döküldüğünü hayal edin. Sevgili Stefan Macarlarla ne elde edecektin? Ben onların topraklarını da alacağım. Ya o zaman ne yapacaktın? Diyor ki yani iyi ki benimle ittifak kurdun. Benle ittifak kurmasan Macarlar'la orada ittifak kuracaktın. Oysa ben onların topraklarını da elinden alacağım. O zaman ne yapacaktın? Macarlar önünde boyun eğen hükümdarlardan hangi sevgemenlik kurdu? Sen benimlesin. Benimle kalırsan huzursuz olmazsın. Kimsenin üstüne gitmezsek kimse bizim üstümüze gelemez. Seni de şimdiden en büyük ve en sevdiğim oğlum sayıyor. Doğudaki bütün yöneticilerimin önüne koyuyorum. Kimse senin gibi dürüst olmadı. Ben yaşlılık çağına yaklaştım. Savaşta değilse hastalıktan öleceğim. Sen de bana yakın biri olarak bu durumdan yararlanacaksın. Topraklarını kendi egemenliğin altında tutacaksın. Ben sağ olduğum sürece en güçlü boyarlarını bertaraf etmeye çaba göster. En güçlü sana karşı rakip olan yöneticileri bertaraf etmeye çaba göster. Sen de benim gücümden yararlan diyor. Yani tabi e, bunların hani birebir ne kadar aktarıldığını Yıldırım ağzından bilemiyoruz. Ama Feridun Hoca diyor ki hani birebir olmasa da buna benzer şeyler söylemiştir. Çünkü başka kaynaklarda da e, bu gibi bilgileri doğrulayan şeyler var. Karşılaştırmalı incelendiği zaman kaynak var. bunlar doğrulanıyor. Yani Sırp despotuyla kurduğu bir dostluk olduğu bir gerçek. Bunun özellikle altını çiziyorum ki Ankara Savaşı e, videomuzda da yine bu Sırplar meselesi çıkacak piyasaya. O yüzden özellikle altını çiziyorum. Ayrıca... Lazareviç ile yaptığı konuşmada Timur'un gücünü bildiğini, eğer onu yenerse hem Doğu'nun hem Batı'nın kendi hükmü altına gireceğini söylemiş. Yani şunu tekrar etmek için söylüyorum bunu. Yıldırım Beyazıt'ın kendince hesapları var, planları var tamam mı? Ve bu yönde hareket ediyor. Hani şey diyorlar ya, ya Timur'u ıı, kızdırmayacaktı Timur'un üstüne gelmesine sebep olacak kötü kötü şeyler söylemeyecekti, çok hata etti falan. çeşitli Osmanlı tarihlerinde de bu var. Bugünkü algı da böyle. Fakat aslında şöyle bir şey var. Öyle anlaşılıyor ki diyor, Beyazıt'ın şerefi için yapacağı bir ölüm kalım mücadelesinden başka tutunacak dalık kalmamıştı. Adam şöyle demiş. Ya herro ya merro demiş yani açıkçası. Şimdi bakmış ki Timur geliyor, savaşacak. Artık işler o raddeye geldi yani bir şekilde. E adam hem doğunun hem batının hükümdarı olmak istiyor. Az önce söylediğim gibi e, yayının ilk yarısında söylediğim gibi az daha Fatih olmak üzere Fatih zaten onun yolunu takip ediyor. Büyük bir imparatorluk kurmak konusunda, merkeziyetçi bir devlet kurmak konusunda, Doğu Roma'nın varisçisi olmak konusunda zaten bu adımları ilk atan Yıldırım Beyazıt e diyor ki ben Timur'u yenemezsem hem doğunun hem batının hükümdarı zaten olamayacağım. Ya hep ya hiç o zaman diyor. Tamam bu şekilde bu işlere giriyor. Şimdi bazı Bizans tarihçileri varmış yine Yıldırım Beyazıt'tan bahseden. Onlar da Yıldırım Beyazıt'ın sert tabiatına ve mağrur kişiliğine sıklıkla atıf yaparlarmış. Bu da yine diğer eserlerde rastlanan özellikleri. Özellikle İstanbul'u alma düşüncesi ve kuşatma sırasındaki durumuna temas ederler diyor bu Bizans tarihçileri. Onların anlatımı yine şaşılacak ölçüde dönemin Osmanlı kronikleriyle benzer unsurlar taşır. Dukas, Dukas Bizans tarihçisi, daha ileri giderek sefih hayatından Gayri ahlaki davranışlarından söz ettiği, komplocu, kurnaz gibi tanımlamalarla andığı Yıldırım'ın Ankara Savaşı'nda kendi beylerine karşı olan sert tutumunun yenilgisinin başlıca sebebi olduğunu söylüyormuş. Bir başka Bizans tarihçisi de Yıldırım hakkında daha e, mutedil yani ihtiyatlı bir dil kullanıyormuş. Büyük cesaretine eşlik eden acelecilik ve fevrilikle anıyormuş kendisini. Şöyle demiş, eğer Timur tarafından mağlup edilmeseydi, Türklere büyük bir gelişme kazandırırdı, demiş. Evet. Ee, bir de Frosar, doğru mu okuyorum adını bilmiyorum, adam şey olduğu için, e, Fransız kökenli olduğu için, Jean Frosar, bilenler biliyor, bu Nibolu Savaşı'nın ana kaynaklarından birisidir kendisi Jean Froissart. Nibolu Savaşında Yıldırım Beyazıt'ın e, esir düşen ve Bursa'ya getirtilen korkusuz Jean diye bir şövalyeye hitabını eserine nakletmiş kendisi. Bu Jean Froissart, bu savaşlara falan bizzat katılan, birçok savaşa e, hani bizzat katılıp gözlemleyip onları yazan, çok detaylı bilgiler veren bir adam kronikleri var. Türkçede yayınlandığını bilmiyorum. Bende İngilizceleri vardı. Dur bakayım nerede acaba? Ha. Dur İsteyen olursa diye şöyle göstereyim. İşte adı bu. Penguin Classics'ten çıkmış bir tane var. Tamam mı? Bu adam Korkusuz Can bu Nibolu Savaşı'nda birçok soylu ve şövalye, hem soylu hem şövalye esir düşüyor Osmanlılara. İnanılmaz bir yenilgi ve senelerce Osmanlı elinde esir kalıyorlar. Bunlar soylu olduğu için öldürülmüyorlar. Onun yerine ailelerinden fidye isteniyor ve bazılarının fidye anlaşmaları senelerce sürüyor. Yüklü fidyeler karşılığında bazılarını serbest bırakıyor Osmanlı gelir elde ediyor. Hem soylu oldukları için hem de e, onlardan hani onlar üzerinden para kazanabilecekleri için öldürmüyorlar. Aralarından korkusuz Jan diye biri var ve bunlar arasından fidye karşılığı serbest bırakırken artık fidyesi gelmiş serbest bırakıyor. Yıldırım şöyle söylemiş, Jean Janfrosarın aktardığına göre. Jan Haber aldım ki sen memleketinde büyük bir kimse ve kudretli bir prens oğluymuşsun. Gidiyorsun birçok yıllar ileriye bakmayacaksın. Ve ilk silah tecrübendeki başarısızlıktan dolayı kabahatli görülebilirsin. Bu lekeyi silmek ve şerefini tekrar kazanmak için belki bana karşı e, sevk etmek ve benimle harp etmek için kuvvetli bir ordu toplarsın. Eğer senden korkmuş olsam seni ve arkadaşlarını bana karşı katiyen silah kaldırmamanız için dininiz ve şerefiniz üzerine yemin ettirebilirim. Fakat hayır böyle bir yemin istemeyeceğim. Aksine memleketine döndüğün zaman bir ordu toplayarak buraya sevk edersen memnun olacağım. <laughs> Beni daima hazır ve harp meydanında seni karşılayacak durumda bulacaksın. Şimdi bu söylediklerimi hoşuna gidenlere de tekrar et. Çünkü silah işlerine hazırım. Bunları ve fütühatımı genişletmeyi arzu ederim. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir adam yani. Ee, evet. İlginç değil mi? Bir de Estere Badi var. Bir de ondan okuyalım. Estere Badi de Kadı Burhanettin'in emriyle yazmış eserini. Kadı Burhanettin Yıldırım'ın baş düşmanlarından bir tanesi. Estere Badi de tabii ki Yıldırım hakkında çok çok iyi şeyler yazmıyor. Ee, Yıldırım'ın olumsuz yanlarını daha çok anlatır diyor Feridun Hoca. Onun idareciliğinin ve dostluğunun ayarı olmadığını yazmış. Dostu düşmandan ayıracak ne aklı iyiyi kötüden fark edebilecek ne bilgisi, kötülük görenleri bağışlayacak ne hoşgörüsü, merhamet ve acıma duygularını harekete geçirebilecek ne hilmi ne de ihtilacı olanlara çekinmeksizin verecek cömertliğe sahipti. İlginç bir tanımlama yapar diyor. Hal ve hareketlerinin özellikle Nibolu Savaşı'ndan sonra değiştiğini ve kibrinin arttığını yazmış Esterebadi. Bir de Şami var. Beyazıt'ı bu da bir başka tarihçi. Ee, Şami evet. Nizamettin Şami Zafer Namesi. Beyazıt'ı gururlu, kuvvet ve şevkiyle mağrur, haddini aşan biri olarak tanımlarken şöyle der. Rum diyarı Yıldırım Beyazıt'ın eline geçti. Bu memleketleri istila ile istiklal davasında bulundu ve o memleketlere musallat oldu. Bunun üzerine şeytan buna bir gurur verdi. Kuvvet ve şevketine güvenerek haddini tecavüz etti. Haddini aştı yani. Emir Timur'la boy ölçüşmeye kalktı falan diye yazmışlar. Şami ayrıca Timur'un Beyazıt için şu şekilde düşündüğünü not eder. Frank'lere karşı gaza etmesi dolayısıyla incitmek istememektedir. Zira eğer ona karşı harekete geçerse Frank'ler güçlenir. Frankler, batıdakiler, Hristiyanlar, bütün hepsi. Bu da Müslümanlar için kötü sonuçlar doğurur. Yıldırım'ın kusuru can düşmanı olan Kara Yusuf'u himaye etmesi ve kendisine vermemesidir. Diyor ki yani, Şami de tabii ki e, Timur tarafından bakıyor olaya. Ve diyor ki, e, Timur aslında Yıldırım'a saldırmazdı. Çünkü Yıldırım'a saldır, Yıldırım saldır, saldırır ve yenerse, Bilirdi ki, biliyordu ki e, Frankler güçlenirdi. İstemezdi yani Hristiyanlar güçlensin Timur. Ama ne yapsın? Kara Yusuf, e, Timur'un baş düşmanlarından biri olan Kara Yusuf'u himayesi aldı, aldı Yıldırım Beyazıt. E Timur da ne yapsın? Ona saldırmak zorunda kaldı diye bir meşruiyet yine savaşı Timur'un Yıldırım Beyazıt üstüne gitmesini meşru gösteren e, bir fikir üretmiş adam. Peki şöyle demezler mi? Ulan madem e, Hristiyan alemi senin için bu kadar önemliydi. Hani Hristiyan alemine karşı yapılan savaşlar, gazalar senin için bu kadar önemliydi. Bir Kara Yusuf yüzünden sen niye madem Büyük Gazi Yıldırım'ın üstüne gittin? Niye yaptın bunu yani? Bir Kara Yusuf yüzünden. Demek istediğim herkes kendi meşru gerekçesini üretiyor. Herkes kendi tarafını haklı göstermeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca yani Timur'un başka Hristiyan elçilerle, devletlerle, şunlarla, bunlarla ilişki kurduğunu da biliyoruz. Yani Yıldırım'a karşı. Kimse bizi yemesin. Evet, Yıldırım'la ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Böyle inşallah birazcık e, Kara Yusuf neler biliyorsa artık demiş. <laughs> Çağatay Han demiş. Çağatay Han'ımız demiş. Bilmiyorum artık. Çok mu önemli, çok mu gizli şeyler biliyordu? Herkes kendince haklı olmaya çalışıyor. Aynen öyle. Parasını verip alsaydın demiş bir <laughs> Belki olabilir yani. Belki olabilirdi. <laughs> Ay hala Timurcusunuz. Tamam Timurcu olun da Yıldırım Beyazın da kendince varmış bir şeyleri ya. Bir, bir takım gerekçeleri. Şimdi Aşık Paşa Zade'de Yıldırım'la ilgili ilginç ilginç bilgiler var tabii ki. Ama Aşık Paşa Zade'nin olaya yaklaşımı da şöyle aslında. Aşık Paşa Zade tarihi birçok gerçek bilgi barındıran bir eser şimdi. Bazı arkadaşlarımız Aşık Paşa Zade tarihini baştan sona yalan zannediyor. Baştan sona yalan değil. Hatta rahmetli İnalcık hocamız Aşık Paşa Zade'den yola çıkarak buradaki bazı yer isimlerinden falan yola, yola çıkarak e, sahada araştırmalar yaptı ve köylerin yerlerini falan belirledi. Bu baştan aşağı yalan bir eser değil. <laughs> Okunan kaynak bülgün nodur. Evet. Neyse. Ya Aşık Paşa Zade'yi öyle bir kenara atmayın. Nasıl rica ediyorum. Ama şu var. Aşık Paşa Zade. Bu da başka bir yayının konusu olur belki. Aşık Paşazade kendi geçmişi dolayısıyla ve kendi bazı sıkıntıları dolayısıyla elbette kendi bakış açısıyla bazı şeyleri değerlendirmiş ve özellikle Yıldırım Beyazıt özelinde yani Yıldırım Beyazıt'tan bahsederken kullandığı bazı ifadeler onu tasvir ediş biçimi nedeniyle esasen kendi döneminin bazı siyasi uygulamalarına eleştiri yönelttiği düşünülüyor. Fatih döneminde yapılan bazı şeylere e, ulemanın çok fazla önem kazanmasına gaza gazamalı olarak e, elde edilen bunlara evler veriliyor ya hani gazalarda bir takım ganimetler elde ediliyor. Bazı evler hani e, kimi zaman Hristiyan ahalinin evleri ellerinden alınıyor. Ve gazilere ve bazen dervişlere veriliyor. Onlara bazı vakıflar veriliyor. Bu da yine çok uzun hikaye de. Yani bazı vakıflar bağlanıyor onlara. Ee, bazı toprak parçaları falan filan verilebiliyor. Fatih döneminde işler değişiyor biraz. Aşık Paşazade de bunlara el konuluyor yani çoğuna. Aşık Paşazade de buna biraz tepkili. Dolayısıyla yıldırımla ilgili ifadelerine bu tepkisinin yansıdığı düşünülüyor. Tamam mı? Bütün hani eserde buna benzer şeyler var. Ama Yıldırım Beyazıt özelinde Aşık Paşazade'nin Fatih'e aslında eleştiriler yönelttiği düşünülüyor. Bu biraz tabi e, tarihçilerin daha iyi belki anlayabileceği bir şey. Benim e, ilk okuduğumda daha böyle kahkaha atmama sebep olan bir paragraftı bu. Bilmem anlaşılacak mı şimdi. Diyor ki Aşık Paşazade bir latife bu Ali Osman'dan. Şimdi Ali Osman'dan bahsediyor. Osmanlı hanedanından, Osmanlı soyundan bahsediyor genel olarak. Diyor ki bunlar bir sadık soydur. Hiç bunlardan na meşru hareket olmamış idi. Yani burada sadık dediği dine sadık. Dinin kurallarına daha daha doğrusu sünniliğe diyebiliriz. Ulema bir nesneyi kim yazuk diye Ali Osman andan kaçarlardı. Ulema bir işe ki yazuk desin. Yazuk eski Türkçe günah. Ulema bir şeyin günah olduğunu söylesin diyor. Ali Osman andan kaçarlardı sözde. Orhan zamanında kadı, Murat Han zamanında ulema vardı. Orhan Gazi zamanında daha kadılık var. Murat Han zamanında, 1. Murat Hüdavendigâr zamanında artık ulema tesis edildi diyor. Ee, ve illa müfsitler değiller idi. Kötü insanlar, yarayışsız insanlar değiller idi. Ta Çandarlı Halil'e gelince, Çandarlı Halil'e çok takık. Kaçan kim? Çandarlı Halil geldi, Türk Rüstem geldi ve Mevlana Rüstem dediler. Hileye karıştırdılar. Halil'in oğlu Ali Paşa kim vezir oldu? Danişment dahi anun zamanında çok oldu. Bu Ali Osman bir sulp kavim idi. Anlar kim geldiler? Fetvayı hile ettiler. Takvayı götürdüler. İş bu vilayette kim? Eski Akça'ya kimse satu bazar etmeye hem gayri vilayete de gitmeye. <laughs> Ali Paşa zamanında oldu. Çandarlı Ali. Bu Ali Paşa zevvak kişiydi. Ekser mürebbileri de zevvak oldular. Kadıların fesatları zahir oldu. Yani diyor ki bu ulema adı altında göreve gelen işte sayıyor bir takım isimler. Ali Osman'ı e, yani hepsi ulema değil bunların tabi de Mevlana Rüstem şu bu işte sadrazamlığa gelen vezirliğe gelen bazıları Ali Osman'ı yoldan çıkardılar diyor yani. Yoksa bunlar sadık bir soydular diyor ve e, kadıların fesatları zahir oldu. Kadılar e, da yozlaşma. Kadılar kim İşte o zamanın yargıçları, hakimleri biliyorsunuz tamam mı? Kadılar diyor şey oldu. Yoldan çıktılar artık diyor. Beyazıt Han hükmetti. Kadıları getirin dedi. Hayli kadılar getirdiler. Beyazıt Han diyor ki toplayın kadıları. Yeni şehirde bir eve koydular. Han eğitti. Dedi ki varun ol eve od urun. Kadıları topluyor yeni şehirde bir eve. Diyor ki o evi şimdi yakın. Bütün kadılar içeride tamam mı? Kadılar bile yansın diyor Yıldırım Beyazıt. Ali Paşa mütehayyürü hayran kaldı. Mashara Arap derleridi. Hanun bir Nedim'i var idi. Ali Paşa anı kığırdı getirdi. Şol kadıları kurtaracak olursan sana hayli mal vereyim dedi. Massar Arap sürdü Han'a geldi. Masara Arap. Dedi ki Hanım beni İstanbul'a elçiliğe göndür. Han eydür anda neylersin bire devletsüz. Arap eydür varayım tekürden keşişler dileyeyim. Diyor ki Yıldırım Beyazı Han'a geliyor orada kadılar yanarken Masara Arap. Diyor ki beni diyor şeye gönder. Bir dakika. İstanbul'a elçiliğe gönder diyor. Oradaki e, tekfurdan keşişler isteyeyim bari ben diyor. Han diyor ki Han Eydür bire keşişleri neylersin? Arap diyor ki kadıları kıralım keşişler kadı olsun. Kadıları kırıyorsun kadıları öldürüyorsun. E onların yerine kim kadılık edecek? Ben bari gideyim de tekfurdan keşiş isteyeyim de getireyim de onlar kadılık etsin laf sokuyor sultana. Anlatabildim mi? Han Eydür. Bire it Arap kadılığı keşişlere verince kendi kullarıma versem ne? Diyor ki kadıları diyor kadılığı keşişlere verene kadar kendi kullarıma veririm. Niye keşiş getirtiyorsun sen buraya diyor. Arap Eydür. Kulların okumuş değildir. Keşişler hod nice yıllar zahmet çekmişlerdir ve okumuşlardır. Beyazıt Han Eydür, ya biri Arap işnici olur, bu iş böyle mi yapılır? Arap Eydür, hanım anı paşalar bilir anların hallerini. Beyazıt Han Ali Paşa'yı okudu, yanına çağırdı. Ali bu kadılar hep okumuşlar mıdır? Ali Paşa Eydür dedi ki, ya sultanım okumadık kişi kadı mı olur? Han Eydür, ya okudular niçin yaramazlık ederler? Diyor ki madem bunlar okumuş etmiş insanlar niye yaramazlık ediyorlar diyor. Yani neden işlerine fesat karıştırıyorlar neden rüşvet alıyorlar onu demek istiyor. Ali Paşa diyor ki sultanım bunların düşeliği azdur bunlar az maaş alıyor az para kazanıyor. Şu şimdiki zamanda kim kadılar resm alırlar binde yirmi akça. Ol Ali Paşa himmetidir kim kadoların düşeliği çoğula paşalar ile kadı askerleri hoş göreler falan filan. Şimdi burada burada bu de, deminden beri okuduğum şeyde, şeyde de Yıldırım Beyazıt'ın yine öfkeli acele karar veren e, işlerin sonunu nereye varacağını her zaman düşünmeyen bir adam olduğuna dair bir kanıt gibi anlatılıyor tamam mı? Fakat Emecan Hoca başta olmak üzere az evvel dediğim gibi birçok tarihçi diyor ki Aşık Paşazade kendi döneminin olaylarına gönderme yapıyordu. Bu bilmem fark ediyor musunuz da biraz mizah da içeriyor. Kadılar işlerine fesat karıştırmış, rüşvet alıyorlar, yolsuzluk yapıyorlar. Yıldırım Han o kadar öfkeli falan bir adam ki birden çağırıyor hepsini diyor şu eve doldurun hepsini yakın. Sonra birisi geliyor diyor ki Arap sen git de bir şekilde kurtar şu kadıları. Arap gidiyor Han'ın yanına diyor ki ya sultanım bari diyor Beni İstanbul'a elçiliğe gönder de tekfurdan keşiş isteyeyim. Yıldırım diyor ki niye keşiş istiyorsun? E kadıl kim olacak? Yakıyorsun bu kadıları. O diyor ki kendi kullarıma veririm ama diyor senin kulların okumuş değil ki. E diyor bunlar bu kadılar okumuş kadılar mı? Eleştiriyi inceyi anlayın yani. Bunlar okumuş kadılar mı? Biraz o da var. O da diyor ki tabii okumuşlar diyor. E okumuş adamlarsa niye diyor fenalık ediyorlar? Niye rüşvet alıyorlar? Niye yolsuzluk yapıyorlar? O da diyor ki e bunların aldığı para az. O yüzden. Yıldırıman bu sefer diyor ki ha. Ha bunların maaşlarını düzeltsek rüşvetin falan da önünü biraz almış olur muyuz? Yani hem kendi işte yazda dönem Fatih dönemine birazcık eleştiri var burada. Hem biraz e, Yıldırım Beyazıt'a ait o öfkeli imgenin kullanılarak e, döneme mesaj verilmesi söz konusu. Bilmem anlatabildim mi? Evet benim yıldırım hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım eğlenceli olmuştur. Tekrar şunu da göstereyim. Ee, Malumselerden de belki bulursunuz bu eseri. İlginizi çekiyorsa. Tam bunu Londra'dan sahaftan mı almıştım ya? Evet sahaftan almıştım. 2 pound mıdır? Kaç dur Ya işte böyle. Ankara Savaşı hakkında sorular soruyor sabırsız arkadaşlarımız. Arheologos doğru. <laughs> ay yani ay beğendiniz mi? Anlaşıldı mı? Anlatabildim mi? Birazcık fikriniz değişti mi? Ha yani böyle bir tarafı da varmış olayın dediniz mi? Umarım demişsinizdir. Pound 8 lira mı oldu? Abo Rüşvet alan kadıları da iyi bir şey yapmışlar gibi zammı mı yapılmış diyor. Ya gerçek olup olmadığı da belli değil onun. Ama orada şunu demek istiyor. Ali Paşa Han'ı doğrudan uyarsa onun da kelle gidebilir. Sen bana karşı mı geliyorsun diye. Adam biraz dolandırmış ve en sonunda demiş ki iyi güzel de bu adamlara o kadar az maaş veriyorsun ki e bunlar aç kalıyor. Mecbur kalıyorlar bu yolsuzlukları yapıyorlar. Şimdi e, yoksulluk veya yeterince kazanamamak yani insana suçla işletebilir. Hani orada hanın görevine sultanın görevine insanları en azından çok kötü maaşlara mahkum etmeyerek değil mi? Mümkün olduğu kadar önünü alabilmek o tarz işlerin. Yani herkese uygun maaş. Geçinebileceği kadar geçinebileceğinden belki biraz daha fazla Maaşı verilirse hani yargı sistemi unutmayın kadı bunlar. Ve Osmanlı'da adalet kurumu baya önemli bir kurum yani. O adaleti belli oranda sağlamazsan istediğin kadar yer fethet. Elinde falan tutamazsın yani. Çok zor. Yargı sistemi çok önemli. Ya kadı maaşı az mı Allah sen diyor. Demek ki o dönem azdı. Ee, Yıldırım döneminde az olduğu anlamına gelmiyor bu hikaye. Tekrar ediyorum asıl Fatih dönemine göndermeler olduğu düşünülüyor. Aşık Paşazade'nin Yıldırım'la ilgili yazdıklarının esasen Fatih döneminde olan biten şeylere bir e, örtülü eleştiri olduğu düşünülüyor. Ne <laughs> Kadı idari işlerde ilgileniyor tabii ki. Evet elbette öyle.